Merhabalar. Ya depremden bu yana aslında çokça gün geçmesine rağmen halen gerçekten yaraların az bir kısmı bile söyleyeyim sarılamamış durumda. Çünkü burası aslında iktidar tarafından, devlet tarafından ve devletin kurumları tarafından bir tür kaderine terk edilmiş durumda. Çok bilinçli yapılmış bir tercih olduğunu düşünüyoruz ki bugüne kadar zaten ne deprem öncesine ilişkin bir burada hazırlık süreci yapılmış ne de deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin hiçbir hazırlık yapılmamış. Hani en kritik nokta olarak üç şeyi söylemek lazım. Havaalanı çöktü, hastane çöktü, AFAD binası çöktü. Yani bir deprem anında en ihtiyaç olan üç nokta burada çöküyorsa artık gerisini hani gerçekten nasıl olduğunu hep beraber anlayabiliriz. Buradaki bütün dayanışma mekanizmalarını toplumsal muhalefet ördü, dışarıdan gelen gönüllüler, tek tek buraya gelen gönüllüler ördü ve öyle bir organizasyonsuzluk vardı ki bunun örgütlenmesini bile yapamayan bir kurumsal, devlet kurumsal aklı vardı. İnsanlar kendi olanaklarıyla gelmeye çalıştı, ellerinde alet edevat olmadan yıkım altından insanları çıkarmaya çalıştı, sonrasında sağlık süreçleriyle ilgilenmeye çalıştı. Gönüllüler burada dayanışma çalışmalarına katılıyor, gıda dağıtımına katılıyor, kolileme, tırlar geliyor, indirme, sağlık sorunları ilgilenme gibi çoklu aslında alanda çalışıyor. Her gün gönüllüler gelmeye devam ediyor. Dayanışma bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Ama tabii asıl olarak bu sorumluluk iktidarda, iktidarın kurumlarında, devletin kurumlarında ama devlet maalesef burada da yok. Hangi noktada oluyor? Bir şekliyle yardımı yapmaya çalışanlara yönelik müdahalede devleti görebiliyorsunuz. Onlara yönelik engellemelerde devleti görüyoruz. İşte burada dayanışma faaliyetlerinde bulunanlara yönelik gözdağında devleti görebiliyorsunuz. Bunun dışında bir toplamda devlet görme şansımız olmuyor maalesef. Çokça dolaşıyoruz, köyleri dolaşıyoruz, merkezleri dolaşıyoruz. Halen enkaz altından cansız bedenler çıkarılabilmiş değil. Zaten böyle bir çalışma yapılmıyor. İnsanların olduğu, cansız bedenlerin olduğu binalar kepçelerle yıkılıyor. Dolayısıyla hani tamam insanlar şunu söylüyor, kaybettik ama en azından bir mezar yerleri olsun, en azından bütünlüklü bir bedenleri olsun diyor ama buna yönelik bile bir çalışma yok. Yine tespitlere yönelik çalışma yeni yeni başladı. Sorumluların binaların yıkılmasında sorumluların tespiti, bu konuda işte davaların açılabilmesi açısından yapılması gereken keşiflerin yapılması meselesinde sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar çözülebilmiş değil. Tabii sadece şu değil, hani hep şöyle yapılıyor, mesele sanki sadece müteahhitlerin sorumluymuş gibi anlatılıyor ama öyle değil. Müteahhitinden onun üstünde izin verene, onun üstünden bu yasaları çıkaranlara, onun üzerinden tüm bu yapılaşmada karar mekanizmalarında olan herkes, yani Cumhurbaşkanlığından aşağıya kadar herkesin sorumlu olduğu bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm sorumluların deşifre edilmesi gerekiyor ve herkesin sorumluluğu çerçevesinde aslında yargılanması gereken bir süreç var ama buna dair tespitler yapılamadığı için bu konuda ciddi kaygılar da var. Gerçek sorunlar yargılanacak mı, yargılanmayacak mı? Hatay üzerinde özgün bir sorun olarak özellikle mülteci düşmanlığı çok fazla yapıldı. İşte sürekli Suriyelilerin talan ettiği, yağma yaptığı gibi bir takım dedikodular yayıldı. Bunun üzerinden bir düşmanlık yaratılmaya çalışıldı. Oysa ki böyle bir şey yoktu. Burada Suriye'den gelen mülteciler de enkaz altında kaldılar. Onlar da dayanışmaya ihtiyacı hissediyorlar. Onlar da kendi ellerinden geldikçe buradaki çalışmalara katıldılar. Ama buna rağmen bir düşmanlık hattı örülmeye çalışıyor. Buna kimsenin düşmemesi gerekiyor. Asla cümlenin bu şekilde Suriyeliler yapıyor gibi kullanılmaması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Hatay'da diğer bir gözlemimiz bu kadar gün geçmesine rağmen halen bir çadırların dağıtılmamış olması, bırakın konteynerları, çadırların dağıtılmamış olması ve sürekli bir gidişe doğru yön verilmiş olması acaba burası bir göçe mi zorlanıyor, kaygımızı da artırıyor. Burası boşaltılmaya mı çalışılıyor, kaygısı artılıyor. Zira burası Suriye bölgesine sınır bir yer. Bu politik olarak başka bir anlamları ifade edebilir. Bu nedenle de burada bir kaygı var. Yine güvenlik güçlerinin burada şiddet vakaları var. Bunun yarattığı korku duvarları var. Yine işte ortada birilerinin linç ettiğine dair bir takım laflar dönüyor ki bu böyle yaygın bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Ama buna rağmen bu korku duvarlarıyla bir göç etmeye zorlama, teşvik etme gibi bir durum da yaşanıyor. Bunun böyle bir şey olmadığını da hatırlatalım. Günlerce biz buradayız. Bu anlamıyla böyle bir hani halktan gelen
böyle bir şiddet dalgasını görmedik. Aksine güvenlik güçlerinin bir kısmından doğru böyle işkence vakalarını rastladık. Hatta burada göz altında bir ölüm gerçekleşti. Yoksa halktan doğru bir şiddet meselesi yok. Buranın ihtiyaçları devam ediyor. Çünkü yıkım çok büyük. Özellikle şehir merkezlerinde neredeyse oturacak ev kalmamış durumda. İnsanlar eşyalarını dahi alamıyorlar içeriden. Temel ihtiyaçlarını, giysilerini dahi alamıyorlar. Dolayısıyla dayanışmayı daha büyütmek gerekiyor, daha güçlendirmek gerekiyor. Gönüllülerin gelişine çok ihtiyaç var. Çünkü insanlar dışarıdan birileri geldikçe kendilerini daha güçlü hissediyorlar, yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Ve burayı toparlama gücünü, bu kenti yeniden yaşanabilir bir kent olarak kurma gücünü kendilerinde görüyorlar. Bu anlamıyla herkesin buraya hem gönüllü olarak burada bulunmak için, hem ihtiyaç olan malzemelerin buraya taşınması için tekrar bir harekete geçmeye de çağırmak istiyorum. Çok ihtiyaç var. Gün aslında dayanışma zamanı, gün yan yana durma zamanı. İktidarın da halkın olanı halka geri verme zamanı, halk adına topladığı paraları halk için kullanma zamanı. Aynı zamanda buna da zorlamak zorundayız. Evet, biz gönüller çalışacağız. Muhalefet olarak, HDP olarak buraya gelen devrimciler, sosyalistler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, yerel örgütler hep birlikte çalışıyoruz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki halk adına topladığınız paraları halka vermek zorundasınız. Bunu da zorlamamız gerekiyor hep beraber. Her yerden de bu sesi yükseltmek gerekiyor. Buranın iktidarın dediği gibi bir bu geç kültürü mirasını yok eden, buradaki yapıyı yok eden anlamıyla bir yeni kent yaşamı değil, buradaki halkın iradesini esas alan yeni bir yaşamı kurmak için hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Herkese selamlar, dayanışmaya devam diyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.